Merhaba arkadaşlar, ben Okan Mavzer. Bir önceki derste Fireworks'e baştan sona WordPress site tasarımında birinci adım olan logo ve menü tasarımını tamamladık. Şimdi ikinci adım olan içerik kısmının tasarımına geçiyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuraya içeriye gireceğimiz bir alan oluşturuyoruz. Biraz daha genişletelim. Evet. Bir de şuraya da menülerimizi ekleyeceğiz. Şimdi ilk olarak şöyle bir dikdörtgen çizelim. Biraz daha sade yapıp rengini açalım. Biraz daha açalım. Şuraya da başlığa gireceğimiz bir bölüm çiziyoruz. Bunun rengi biraz daha koyu olsun. Buraya görsel gireceğiz. Görsel gireceğimiz alan. Burası da yazının bulunduğu kısım olacak. Burayı tam beyaz yapalım. Biraz daha saydamlaştırıp rengini koyulaştırıyoruz. Biraz koyalım. Biraz daha açalım. Evet. Şurayı biraz hizalayalım. Bir de şuraya şöyle bir görsel ekliyoruz. Biraz daha küçültelim. Evet, şimdi şuradaki yazıyı burada. Şuraya bir başlık girelim. Online eğitim portalı hakkında. Arial yapalım şunu. Ya da tamamı daha iyi.
Şurada online yazısını. Evet. Başlığımızın bulunduğu kısım. Şurası görselimizin bulunmuş olduğu kısım olacak. Şuraya da belirtelim. Görsel diye. Şuraya da bir içerik burası da değil de yazılı kaynakların içinde şuradan bir örnek yazı alalım. Şimdi kopyalanıyor. O zaman daha farklı bir Word belgesinden şuradan alabiliriz. Kopyaladık. Şurada bir yazı alanı oluşturduk ve oraya yapıştırdık. Tabii bu biraz büyük oldu. Boyutu 12 piksel olsun. Yazımızı buraya girdik. Biraz da evet, içeriğimizi de girdik. Şimdi şurayı bir kilitleyelim ilk önce. Ve şurası biraz koyu olmuş. Rengi biraz daha açalım. Evet, tamam. Ve şurayı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Alt kısmı yerleştiriyoruz. İşte tekrar yazmaya gerek yok. Buraya tekrar kopyaladım, yapıştırdım ve alta bir alan daha ekledim. Şöyle biraz daha uzatalım. Ve şurası da aynı hizada olsun. Evet. İçerik bölümümüzün tasarımı bu kadar. Bir sonraki derste sağ menü tasarımını yapacağız ve footer tasarımı yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek